Ankara'dan iyi bir gün dileyerek başlayalım biz de. Evet konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ. Hoş geldiniz CNN Türkiye Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay Teşekkürler. gelsin. Teşekkürler. Günden bir hayli yoğun ama sabahki, e, dün akşam daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gaz müjdesi ve sabah e, Enerji Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var. Dilerseniz onunla başlayalım kısacık. 700 milyar metre küpe <laughs> çıktı şu anda. E, 710 milyar rezerv, doğalgaz rezervi. Ve güncel piyasa değeri 1 trilyon dolar olarak açıklandı. Tabii biz neyi merak ediyoruz? Vatandaşın cebine bu ne zaman yansıyacak? Evet tabii yani vatandaşımızın da merak ettiği en önemli husus bu. Yani öncelikle gerçekten e, bu doğal gazın keşfi, e, keşfinden sonra e, çok kısa bir süre içinde bunun karaya ulaştırılması, milli sisteme e, konulması ve o devam ederken yani Sakarya sahası devam ederken Çaycuma sahasında da bir yandan rezerv araştırması yapılması bunlar ülkemiz için çok sevindirici gelişmeler. Yani 1 milyar dolar IMF'den destek gelince memurun maaşını ödeyeceğiz, rahata kavuşacağız dediğimiz günlerden bugünkü güncel piyasa değerleri itibariyle 1 trilyon dolar noktasında olan bir doğalgaz keşfini sağlamış oluyoruz. Bizim ekonomimiz için enerjide, Petrolde de, doğal da dışa bağımlılığımızı azaltmamız lazım ve zaman olarak da tam zamanındayız. Çünkü birçok açıdan üretimimizi geliştirmiş ve ihracatımızı arttıran noktadayız. Böyle bir dönemde enerji meselesini çözdüğümüz zaman bu ülkemizin geleceği aslında çok çok büyük bir önem arz ediyor. Yani Türkiye yüzyılda da bu enerji konusu bizim için çok önemli olacak. Sorunuza gelecek olursak da yani inşallah e, bakanlık TPO ciddi bir çalışma yapıyor, e, hızlı bir şekilde e, bu doğalgazın gazın e, sisteme girmesi için Mart sonu e, bakanlığın vermiş olduğu zaman yani o zamana kadar e, daha e, kısa bir zamanda çözmeye gayret edilecek. ama Mart sonu itibariyle inşallah bu evlerimize gelecek. Tabii ki bu fiyat yansımalarına da yansıyacak. yansıyacak. O zaman mart sonunu bekleyeceğiz. Öyle görünüyor. Biraz ekonomiye değineceğiz birazdan tekrar detaylandıracağız bazı şeyleri ama siyasetle başlayalım. Şimdi en çok tartışılan konu da siyaset başlığında Ekrem İmamoğlu hakkındaki dava sonucu. Şimdi siyasi yasak kararı onanır, onanmaz, ne zaman onanır bunlar tartışılıyor ama muhalefetin şöyle bir iddiası var. Bunun arkasında iktidar var ve muhalefet diyor ki İstanbul'a çökme planı. Yani genel seçimden önce İstanbul'da bir yönetim değişikliği arayışlarının bir sonucu olarak böyle bir karar çıktığı iddiaları var. Ne dersiniz bu iddialara? Ya bir kere çökme tabiri çok kötü bir tabir. Çok yanlış bir tabir. Demokratik bir ülkede çökme olmaz. Ya yani öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey düşünülmez. Yani burası mafyabatik bir durum mudur? Bir hal midir? Bunu e, hukuk devleti ve demokratik bir ülkede bu tabirin ifade edilmesi, edilmesi, ağızdan çıkması, söylenmesi çok yakışık almayan aslında e, muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihni arka planda vesayet mantığının halen devam ettiğini gösteren bir mantık, bir düşünce. Yani çökmeden kastettikleri ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin yani el değiştirmesi onu kastediyorlar. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanları ısrarlı bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olmak için her yolu deniyor. Her iş yapıyor. E, Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman zaten böyle bir yolla girerse istifade bir durum var. Bir süreç var. Bir sürece doğru bir hal söz konusu. Ya. Dolayısıyla bunun bir kere hem yani demokratik bir ülkede Böyle bir sözün ifade edilmesi doğru bir ifade değil. İkincisi yani e, burada yani muhalefetin kendi e, arka planında ve düşüncesindeki olan hususun e, ön plana çıkması. Yani, üçüncüsü de ya, zaten e, neredeyse Sağır Sultan duydu. Büyükşehir Belediye Başkanlarının böyle bir niyeti var. O niyeti için elinden geleni yapıyor. Sonuçta işte karar üzerinden de bazı mağduriyet oluşturma gayretleri, burada acaba bir hikaye oluşturamadık, bir başarı hikayesi oluşturamadık, bu karar üzerine bir mağduriyet oluşturabilir miyiz? Orada şey Ve iddiası sevinçler... da var, yani Esenboğa Havalimanı'nda karar çıkmadan önce kendi içinizde bunu değerlendirdiğiniz bir toplantı yapıldığı gibi iddialar da var. Bunlar dedikodu. Dedikoduyla harcayacak ne vaktimiz var, ne zamanımız var bizim. Biz işimize bakıyoruz. Biz hem şu önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı olarak yeniden başarı elde ederek milletimize bir beş yıl daha hizmet etmeye gayret ediyoruz. Peki. Bir yandan da işte bir trilyon dolar gibi keşiflerle uğraşıyoruz. Peki Kılıçdaroğlu dün bir çağrı yaptı. O zaman dedi ki anayasayı değiştirelim, yerel seçimleri hemen yapalım. Hem İstanbul'da hem Yalova'da sandıkları kuralım. Ne dersiniz? Yani İstanbul ve Ankara'da, İstanbul'da, Yalova'da yerel seçimleri erkene alalım gibi söz. Yani yerel seçimlerin erkene alınması veya ileri alınması anayasa değişikliği olur. Bunu eğer muhalefetin bu konuda bir önerisi varsa sadece iki ille ilgili değil, bütün illerle ilgili oturalım konuşalım. Bütün her biz, yerle ilgili biz konuşalım. Biz varız der misiniz? Yani <laughs> bunun erkene alınması diye bir durum söz konusu olamaz şu anda. Yani sonuç olarak burada seçilen belediye başkanları 5 yıllık belediye başkanıdır. Ve <laughs> bu 5 yıllık süre zarfında e, bir takım vaatlerde bulundular tamamı için söylüyorum. Yani dolayısıyla burada e, yerel seçimlerin e, yapılacağı tarih 2020-2024 31 Mart'ında. Dolayısıyla 31 Mart'tan sonraki bir dönem veya önceki bir döneme karar verebilmek için anayasa, mahkeme, anayasa değişikliğe ihtiyaç var. Yani yola ve İstanbul derken diğer belediyelerle ilgili Niye bunu tartışmayalım? Niye konuşmayalım? O Ama zaman bunu, diyorsunuz ki biz topyekün yerel seçimi öne çekmeye varız. Sadece iki yani belediye bu, bunun, değil mi diyorsunuz? Bunun siyasi olarak şu anda bir mantığı yok. Yani herhalde Hı. Kılıçdaroğlu dün espri yapmış. Yani e, espri üzerinden, bizim de bunun üzerinde bir tartışma, bir siyasal tartışmaya girmenin bir mantığı söz konusu Realit değil. Realitesi yok diyorsunuz. Yok, bir realitesi bir şey. yok. Peki. Sonuç olarak önümüzde genel seçim var. Sonrasında yerel seçim var. Yani e, yerel seçimlerin daha önceden de biz 2014 yerel seçimleriyle ilgili Kasım ayına alınmasıyla alakalı bir anayasa değişikliği süreci olmuştu. O dönemde yani <laughs> referandum sınırında kaldı mecliste. O referandum sınırında kalmasa sabiyle referanduma gidilmedi. Yani yerel seçimlerin tarihiyle alakalı Mart ayı genelde hmm. kış ayına denk geliyor. Mart ayındaki kampanya ile ilgili olarak genelde hep bir şikayet olmuştur siyasi partilerde. Ya Bunun üzerine bir konuşma yapılabilir, bir tartışma yapılabilir. Ama Yalova'daki BD Başkanı değişimi oldu. İstanbul'da değişimi Yani şu anda söz konusu değil ki ya bunun istinafı var, yargıtayı var. Yani Oradan dediğim gibi ısrarla ve zorlamayla dersiniz, bir mağduriyet çıkartmaya gayret İstanbul'da ediyorlar. İstanbul'da bir değişiklik Biz de, bekliyor bizim herhalde. Bizim İzmir'de Menemen Belediyesi'nde, BD Meclisi'nden yani e, yolsuzlukla bir süreç oldu ve e, belediyeyi BDM'den biz kazandık ve belediye şu anda bizim tarafımızdan yönetiliyor. AK Parti olarak yönetiliyor. Ya şimdi bunları ayırıp mı e, böyle bir niye menemen o zaman farklı bir noktaya koyuyorsunuz? Yani bunun bir e, bir düşünülerek söylemiş bir söz değil. E, bir siyasi altyapısı yok. siyaseten konuşacak bir konu değil bu bahsetmiş oldu. Ama dediğim gibi yani Mart zor e, Zoray on üzerinde bir konuşalım bir tartışalım siyaset bununla ilgili bir çözüm üretsin yani o o konuda bir e, müzakere yolu tabii ki denenebilir. Şimdi e, bu mesele gündeme geldikten sonra e, işte biz baba oğluz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Akşener'in Saraçhane mitingine katılımı çok tartışıldı. Biz abla kardeşiz dedi o da. Sonra iki parti arasında bir iç işlerine karışma meselesi gerginlik e, nedeni oldu. Dolayısıyla e, bu bugün de akşam saatlerinde muhtemelen Meral Akşenerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme yapacağı duyuruldu. E, ne dersiniz Şu, bu ortamı da göz önünde bulundurarak soruyorum. Altılı masadan tek aday çıkar mı ve Ekrem İmamoğlu az önce dediniz ki zaten istifa etmeye hazır. Hala aday adayı mı sizce? Ya kamuoyuna yansıyan bilgilere göre son sorunuzdan başlayacak olursak yani bu kamuoyundan gördüğümüz görüntüler, hafta sonu Konya'da yapılan e, bazı e, çalışmalar, bazı hususlar ya yani bunu e, gösteriyor ama yani altılı masanın e, adaylığı hususu e, hep biz söylüyoruz. Bizi çok fazla işin doğrusu ilgilendirmiyor. Ama altılı masa içindeki siyasi partiler kah bazen medyadaki uzantılarıyla ve zaman zaman İyi Parti'nin uzantıları, zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi uzantı, bazen de yani e, İmamoğlu taraftarı olanlar, Kılıçdaroğlu taraftarı olanlar e, bunu ısrarlı bir şekilde tartışıyorlar. İkincisi, genel başkan yardımcıları düzeyinde bunu tartışıyor, bunu konuşuyor, bununla alakalı bir e, gündem oluşturuyorlar. E, baktığınız zaman yani genel başkan yardımcıları, sözcüleri bununla ilgili birbirlerine atıflar uzun zamandır devam ediyor. Son 10 gündür, 15 gündür de artık bu genel başkan düzeyine çıktı ve genel başkan düzeyinde birbirlerine sürekli olarak imal da değil, artık açıktan ifadeler, biri aradım telefonla diyor. Diğeri aramadım diyor. Aradım o izi alma için aramadım. Çarparım diyor. Yani bu tabiri mümkün olunca az kullanmaya gayret ederim. Ahmak ifadesini kullanıyor. Diğer genel başkan başka türlü ifadeler kullanıyor. Dolayısıyla yani seçim yaklaştıkça ve olayın ciddiyeti daha net bir şekilde ortaya çıktıkça yani dışarıda tartışılan bu kadar konu bir türlü masada tartışılmıyor. Zaten yani dışarıda tartışılması gereken bir konu değil. Masada tartışılması gereken bir konu. Masada tartışmaya ve konuşmaya başlandığı an ne ile karşılaşacağı dışarıya yansıyanlardan belli. Ama dediğim gibi Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak bizi direkt olarak ilgilendiren, alakadar eden bir nokta değil. Hatta ben geçen bir e, programda da ifade ettim. Dışarıda da her zaman için ifade ediyorum. Altılı masa, yedili masa. 6 artı birli masa, 7'li masa. En güçlü adayını çıkarsınlar. Baksınlar, araştırsınlar, çalışsınlar. En güçlü adayları göstersinler. Yani bu yedili masa dediğimiz bu yapı, bu hal... ...bu memlekete, bu ülkeye bir fayda ortaya koyamayacağını... ...bir senedir, bir bu senedir yaptığı çalışmalarda gösterdi zaten. Bir kere güçlendirmiş parlamenter sistem diye yola çıktılar. Zannediyorum... 8. veya 9. genel başkanlar düzenindeki görüşmeleri altta birçok görüşme yaptıklarını ifade ediyorlar. Güçlendirmiş parlamenter sistem diye çalıştıkları sistem sonunda ucube bir sistem ortaya çıkarttı. Yani dolayısıyla burada yani bu memlekete, bu millete fayda sağlayacak, fayda ortaya koyacak bir çalışma ortaya koymaları imkan aynı değil. Adalet konusunda da eğer kendileri Araştırma neticesinde kimi en güçlü olarak göreceklerse biz bizim için problem yok. Biz hazırız. Peki ne dersiniz? Tek tek adayla gidilecek bir seçim mi daha e, farklı sonuçlar doğurur yoksa çoklu aday mı? Sizin yani, görüşünüz nedir? Bir yani burada bizim adayımız belli. Yani karşı tarafta yedili masa e, bir aday çıkartacak veya birden fazla aday çıkartacak Onu bilemiyoruz. E diğer tarafta başka siyasi partiler de var. Yani bu dışında başka siyasi partiler de var. E onlar da görüşmeler yapıyor. Onlar da bazı adaylar noktasında çalışma yapıyorlar. 100 bin imzayla aday olmayı düşünen genel başkanlar, o küçük partiler dediğimiz partilerde de var. E dolayısıyla zaten böyle bir sürece doğru gidiyoruz. Yani çoklu aday dediğimiz bizim çoklu adaylı bir seçim ihtimal dahilinde zaten. Ne açıdan ihtimal dahilinde o küçük parti dediğimiz partiler de aday çıkartma durumları var. Ya yani bugün hı hı. Zafer Partisi'de, Memleket Partisi'de bir aday durumu var. Çok aday ile ilgili tartışma altın gündemi. Bizim gündemimiz değil. Altın çoklu çoklayla aday mı yapacak? Tek aday mı yapacak? Onlara karar vermesi gereken nokta. Biz yani bundan neredeyse bir sene önce, iki sene önce aday konusunu konuşmuşuz ve bitirmişiz. Aday noktası hiçbir işin doğrusu problemimiz yok. Yani karşı taraf veya altılı masanın dediği e adayı açıklamıyoruz. Niye açıklamıyorsunuz? Yıpranmaz. Yani yıpranacak bir aday gösterme ihtimaliniz var. Demek birincisi. E, i̇kincisi yani e, seçime de çok fazla bir zaman kalmadı. Yani kendi içlerinde bile o e, münakızlığı işin doğrusu yaşıyorlar ne dersiz bu akşam Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası yavaş yavaş artık adaya doğru gider mi masada bu bence bir adayla alakalı bir görüşmeden ziyade e, ipler çok gerildi ya bir bir araya gelelim de e, bunu bir yumuşatabilir miyiz diye bakalım ama bu kadar birbirine söz söylendikten sonra e, bir de e, yüze bakma işi de gerçekten manidar milletimizin e, bu konuda e, kamuoyunun bilgisine, görgüsüne bunu havale ediyoruz. Kamuoyu da bunları takip ediyor zaten. Sonuç olarak şu 10-15 gündür ortada dönen bir süreç var. Bir 10-15 gündür dönen süreçten sonra bir araya gelip hiçbir şey olmamış gibi devam etme durumları da milletimizin göz önünde cereyan eden bir nokta. Yani kavgalı bir yapı daha seçime gitmeden seçimden sonraki sürece doğru bir durum söz konusu olmadan kavga ortaya çıkartan bir nokta. Bizim milletimize bir feraset vardır. Kavgalı eve teveccüh göstermez. Şimdi bir de seçim çakvimi çok tartışılmaya başlandı. Seçimin 30 Nisan veya 14 Mayıs tarihlerine çekilebileceği telaffuz ediliyor, konuşuluyor, öne alınabileceği. Önce bunu sorayım. Doğru mu? AK Parti içerisinde 30 Nisan, 14 Mayıs gibi tarihler konuşuluyor mu? Ya biz şu anda seçim tarihinin öne alınmasıyla alakalı yani hiçbir platformda yani MYK, MKYK ya yani parti kurullarında veya kurullar dışında da kendi aramızda bir karar almış değiliz. Bir müzakere durumumuz da söz konusu olmuş değil. Kamuoyundaki bu konudaki tartışmaları takip ediyoruz. Haziran ayının yani milletimiz açısından tatile gelmesi, Kurban Bayramı yakın olması, bu tartışmaları takip ediyoruz. Hı hı. Ee, ve buna göre önümüzdeki süreçte mutlaka bizim de bir müzakere sürecimiz olur. Ama ne MYK'da ne MKYK'da parti kurullarımızda e, ne de daha dar kapsamlı görüşmelerde e, bununla alakalı bir tarih durum tarih müzakere durumumuz söz konusu olmadı. Karar yok ama ileri de değerlendirilebilir. Yani karar diyorsun. da yok. Henüz daha bir müzakeremiz de olmadı. Peki şimdi bu mesele CHP sözcüsüne ve genel başkanına da soruldu. yani Mayıs ayında bir seçime nasıl bakarsınız? meclise gelirse buna onay verir misiniz diye. şöyle bir yanıt geldi. Nisan başına kadar olacak erken seçime destek veririz ama sonrasındaki siyasi mühendisliğe girer dolayısıyla biz destek vermeyiz. İsterlerse Cumhurbaşkanı meclisi fesheder seçime gidilir. Böyle bir yanıt geldi. E, ne, ne yanıt verirsiniz buna? Hı -hı. Yani Nisan ayından sonraki seçim siyasi mühendisliğe girer derken neyi kastediyor olabilirler? Hı -hı. Neden Nisan başına kadar olan bir seçime onay veririz ya, diyor CHP. Nis, bunu siyasi mühendislik demesine ne gerek var? Ya şunu açık açık söyleyebilir. Yani biz yeni meclisten geçen seçim mevzuatı 6 Nisan'dan sonraki bir seçimde yürürlüğe girer. Dolayısıyla biz önceki seçim mevzuatına göre milletvekilleri dağıtılsın. Baraj önceki seçim mevzuatına göre olsun. Yüzde onluk baraj. Bunu kastediyoruz. Yani Nisan'ın başındaki bir seçim siyasi mühendislik olmuyor da Nisan'dan sonraki bir siyasi mühendislik oluyor. Bu bir kere birbirine bir tezatlık. Yani dolayısıyla ya burada eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Nisan başı demesinin gerekçesi bizim geçen sene meclisten geçen seçim mevzuatının bu seçimde uygulanmaması talebiyle alakalıdır. Sonra da yapılacak olan bir seçim e, hiçbir mühendisliğe falan girmez. Tamamen kamuoyundaki tartışmalar doğrusunda rasyonel bir şekilde düşünülür ve milletimiz için en doğru olan zaman bir karar verilir. Ya yani şu anda 18 Haziran 2023. Yani bunda değişen bir durum söz konusu değil. Peki. Şimdi biraz da ekonomi konuşalım o zaman. Çünkü seçime etki edecek en önemli unsur diye bakılıyor. Asgari ücret 8500 lira olarak açıklandı. Şimdi memur ve emekli zam beklentisinde memur ve emekliye de %50'ye yakın bir oranda zam gelebilir mi ne dersiniz? Ya yani o konuda Çalışma Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor ve e, yani nasıl asker ücrette geçen seneden bu seneye yüzde yüze yakın bir artış oldu yüzde yüz artış oldu Hatta geçen sene Ocak'ta 4250 idi bu sene 8500 lira oldu tabi Temmuz'da e, yine bir süreç e, oldu çünkü gerçekten yani dünyada pandemi sonrası enflasyon e, ciddi bir artış gösterdi bu bizim ülkemizde de yaşandı enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz sözünü çok net bir şekilde ifade etmiştik. Bunu asgari ücret için gerçekleştirdiğimiz gibi yine memur emekli zamlarında da milletimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ezdirmeyecek bir düzenleme olacak. Tabii işin ayrıntılarını Çalışma Bakanlığımız, bakanımız, bürokratlar çalışmaları yürütüyorlar. En son Cumhurbaşkanımıza görüştükten sonra mevcut sistem içinde maksimum memnuniyeti ortaya koyacak bir bu belirleme en düşük, olacaktır. En düşük emekli aylığı meselesi var 3500 lira. Hani bunun en az asgari ücret düzeyine çekilmesi gerekiyor diyor sendikalar. Merak ediyorum hani siz AK Parti'nin genel başkan yardımcısısınız. Yani bu 3500 liralık e, emekli aylığı yukarıya alınabilir mi konuşuyor musunuz bunu? Yani şöyle zaten orada daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. Yani normal emekli e, artışlarının oranının üzerinde onu o kapsamda almadan seyyanan bir artış yapıldı. Belki yine bu çalışma bu sefer de yapılabilir. Ama orada geçen Bakan Bey'in de söylediği o kesimde olan 500 bine yakın bir insanımız var. O 500 bine yakın insanımızı sosyal güvenlik çatısı altında, sosyal devlet çatısı altında bir değerlendirme durumu, bir refah payı iyileştirme durumu söz konusu olabilir. Çünkü burada yapılan bazı değişiklikler kendi içindeki sistemi de bozan hususlar oluyor. Yani burada bir emekli maaşı, emekli aile bağlarken ödemiş olduğu prim süresine göre bir emekli maaşı bağlama durumu oluyor. Ya burada yapacağınız bir iyileştirme durumunda kendi içindeki başka birini de sistem, daha fazla prim ödemiş biri de anladım. yani bir durumla karşı karşıya bir olumsuz kendi içindeki adaleti çünkü gideriyor. Bu sefer kendi iç adalet sağlamak için başka bir düzenleme yapmanız icap ediyor. Bunu yani sosyal güvenlik şemsiyesi altında bir kısmını, yani bir kısmı yine seyyanen düşünülebilir ama bir kısmını sosyal güvenlik şemsiyesi altında düşünerek bir yol izlemek bana da çok doğru bir yol geliyor. Bakanlık da böyle bir açıklama yaptı. Herhalde bu tarzda bir çalışma o konuda olacak. Şimdi hazır konu emeklilikten açık, açılmışken emeklilikte yaşta takılanlar meselesi var. E, aslında Aralık ayında meclisten geçer ama uzadı netice itibariyle bu gerçekleşmedi. Önce şunu soracağım e, neden Aralık ayında yapılamadı? Yani gerçekten yaş kriteri konusunda bir görüş ayrılığı mı yaşanıyor? Ya burada da çok ince ayrıca kadar çalışılması gereken bir nokta. Yani biz milletimize vermiş olduğumuz sözleri yerine kalem kalem getiriyoruz. Yani bu sözleşmenin kadroya geçmesinden asgari ücretin artışı, kamudaki işçilerin maaş düzenlemesinden, işte memur emekli aylıklarına kadar birçok bu anlamda vatandaşı doğrudan etkileyen hususlar. Yani diğer yani milli araba, doğalgaz bunları falan şimdi uzun uzun sayacak değilim. Yani dolayısıyla burada yani EYT konusu e, gerçekten en ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken ve e, hiç kimsenin e, bir mevzuat düzenlemesi yapıldığında ya ben burada dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma. Dolayısıyla çok teknik e, ayrıntılar olan bir çalışma. E, bakanlık yani o konuda da bütün ayrıntısına kadar e, bir çalışma yoluna gidiyor. Yani o da yine net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yani bakanlıkta aldığımız bilgiler çerçevesinde yani mevcut kendi ülkemizin şartları içinde milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma ortaya konulacak. Yani yaş kriteri olsa da yine de çok fazla kesimin etkilenmemesine mi gayret gösterilecek bununla? Yani burada tabii ki yani burada maksimum kim vatandaş maksimum memnuniyet doğuracak Vatandaşlarımız nasıl bir durum ortaya çıkartır bunun çalışması yapılıyor Yani yaş kriteri konusunda henüz şu oldu veya bu oldu diyebilecek bir durumda değilim ben Bu hafta sunulur mu teklif meclise? Yani herhalde dün Cumhurbaşkanımız açıklamalarından da gördüğüm kadarıyla Bu hafta tekrar bir tezekkür edilecek, müzakere edilecek üzerinde Yani zannediyorum bu haftayı geçer Ocak ayında kaldığı o zaman. Ocak ayında da görüşülür herhalde Tabii meclisten. Ki. O zaman Şubat ayı itibariyle yararlanacak emekli ayrılacak yani olanlar herhalde. Yani biz biz söz verdiğimiz zaman zamanda bu söz verdiğimiz meseleyi çözüme kavuşturacağız. Çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz yani olduğunuz ediyorum. vakit Çok ayırdığınız ol. önemli mesajlar vardı. Hem siyasette hem ekonomide. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dı. E, kritik başlıklarda e, önemli mesajlar verdi. Gün içerisinde CNN Türk haber bültenlerinde de bu mesajları e, bulabileceksiniz diyelim. Ve şimdilik Ankara'dan iyi bir gün dileyerek hoşçakalın diyelim.